Deniz, ben çok heyecanlıyım. Heyecanlanma ya. Zor kısmı atlattın zaten. Bak tedavi de bitti çok şükür. Ya sen gelme diyorsun ama ben geleyim en iyisi seninle. Yok yok, sen gelme. Ben çantamdaki sonuçları bir göstereyim, geleyim hemen. Sen kafeteryada otur. Bak belki öğle arası öğleden sonra yakalabiliriz. Tamam. Ben o zaman kafeteryada oturuyorum. Sen göster sonuçları tamam. Ver hemen, tamam sen mı? Merak etme, ben göstereceğim. Tamam. 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 Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Doktor hanım burada mıdır? Burada. Konu neydi? Sermin Hanım'ın sonuçlarını getirmiştim de onları bir göstermek istiyorum. Bakayım, ben müsait sağlam size. Tamam. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sermin Hanım'ın tedavisi bitmiş miydi? Evet. Tedaviden sonraki kontrolleri yaptırdık. İşte sonuçlar nasıl bilmiyoruz. Kemoterapik tedavisi sıkıntılı geçti sanırım, değil çok, mi? Çok, çok sıkıntılı. Şu anda da yukarıda zaten. Çok bir şey bilmiyor. Ben onun için görüşmeye geldim onunla. Durumu nasıl peki? Yani atlatamadı daha zaten. Tedavi sırasında da çok kötüydü. Şu anda da yavaş yavaş atlatıyor ama bakalım. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Bekliyoruz. Buyurun, alalım sizi. Hoca tamam. Bekliyor. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ben Sermin Hanım'ın kız kardeşiyim de, kendisi yukarıda çok korkuyor çünkü. Zorla ikna ettim, kafeteryada oturuyor, onun için ilk ben geldim sonuçları öğrenmeye. Evet, ben de Sermin Hanım'ın sonuçlarına baktım. İyi haberler vermek isterdim ancak Sermin Hanım'ın akciğerinde 2,5 santimlik kitle görüldü. Ve bunun üzerine ne olduğunu anlayabilmek için PET-CT çektirmeyi uygun gördüm. Daha sonraki vücudunda herhangi bir yerinde dağılım var mı onları araştırırız. Daha sonra da tedavimize başlarız. Tekrar tedavi. Evet, kesinlikle tekrar tedavi olması gerekiyor. Ay yapmayın. Nasıl çekecek ki şimdi onları? Zaten önceki tedaviyi biliyorsunuz. Çok zor ikna etmiştik. Çok zor. Anlıyorum. Ama hastamızı siz çok iyi tanıyorsunuz. Onu tedavi içinde ikna edecek kişi de sizsiniz. Ama biz de elimizden geleni yapacağız Sermin Hanım için. Seçin, hazırsanız da gidelim. Tamam, gidelim. Hayırdır, seçin, neyin var böyle? Ya az önce içeri aldığım hasta yakınına tanıdın mı? Hangisi? Şermin Hanım'ın yakınıydı. Geçen yıl tedavi evet, almıştı. Evet, Kore'ye giden hasta. Evet, evet, hani saçları kıvırcık çıktığında çok mutlu olmuştuk. Geçen evet, yıl evet, meme evet. Tedavisi almıştı. Onun yakını. Tekrar... Niye gelmişler? Ya hastalık yenilemiş sanırsam. Yapma ya, ne düşünme çıkmış şimdi? Akciğerlerine metastaz yapmış. Bize iki dost alabilir miyiz? Tekrar tedavi başlayacak sanırsam. Yapma ya. Eski tedavisini düşününce bu yeni tedavide neler yaşayacağımızı bilemiyorum. Hem bu daha da çok ağır olacak. Düşünsene geçen yıl zamanı beğenmiyordu, yatakları evet. Beğenmiyordu. Psikolojisi bayağı bozuk bir hastaydı. Evet, evet. Bayağı tatlısları vardı. Evet, bu sefer tedavisi çok ağır. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama seçin, gel boş ver. Bak ben sana neler anlatacağım. Ne anlatacaksın? İnanın çok zor olacak. Şu anda bile kesinlikle bir daha buraya gelmek istemiyorum. Yani anlıyorum. Çok zor olacak ama nasıl olacak bilmiyorum. Bir şekilde ikna etmeye çalışacağız. Tamam. Aynı süreçleri tekrardan mı yaşayacak? Aynı süreçleri tekrardan yaşayacak. Uzun bir süreç ama elimizden geleni yapacağız. Tamam. Ben o zaman önce bir aileyle görüşeyim. Onu ikna etmeye çalışalım öncelikle. Sonra size haber veririz, olur mu? Tamam o zaman. Biz sizden haber bekliyoruz. Tamam. Seçil Hanım'a mutlaka bilgi verin. Tamam. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sermin? Ne oldu? Ne oldu Yeliz? Her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun? Neyi biliyorsun? PET-CT çekileceğini biliyorum. Akciğerde met olduğunu biliyorum. Tekrar tedavi almam gerektiğini biliyorum. Daha neyi bilmem gerekiyor yani? Nasıl biliyorsun ya? Ne nasıl biliyorsun? Şu kafeteryada koskoca hastanede iki danışman gelip benim her şeyimi zaten burada konuşuyorlar. Her şeyimi ben onlardan öğreniyorum. Canım ben zaten doktorla şimdi konuştum. Ben sana zaten o da ayrı bir şey yani. Sen her şeyi biliyordun. Özellikle beni aşağı indirmedin, biliyorum yani. Canım doktor tekrar tedavi dedi. Yani seni ikna etmeye çalışacaktık sadece. Ben en başında söyledim Yeliz. Ben tedavi almam, ikinci bir tedavi almam. İlkinde de almayacaktım zaten.
Sadece siz zorladınız diye. Sırf sizin için. Ben istemiyorum ki. Ben bir daha tedavi olmak istemiyorum ki. Canım her şey senin iyiliği için. Her şey benim iyiliğim için. Tamam anlıyorum ama birazcık da benim istediklerime odaklansak. Ben acı çekerek ölmek istemiyorum Yeliz. Ben gülerek ölmek istiyorum.